Zeytin Dalı'ndan herkese merhaba efendim. Saniye içindeki telaşı aşıp emanet bir uykuya daldı. Rüya görür gibi oldu. Karnı huzursuzca tepindi. Bir el bacağına dokunup şalvarını sıyırdı. Rüyada bildi kendini. Eve geldi herhal, bebeği yuvasından alacak. Şalvar indi, bacakları aralandı. Sonra incecik bir şey değdi orasına. Ucu sivri, şiş gibi. O şey iyice girdi içine. Bebeğin dışındaki kılıfı deldi. Saniyenin bacaklarının arasından sular aktı. Kanlı sular. Bebek kılıfından kurtuldu. Kendini dışarı atmak için o şeyin peşinden yola koyuldu. Rüya bu kadardı. Saniye ılık bir suyun içinde korkuyla mırıldandı. Benim rüyalarım hep çıkar. Evet, bugün benim rüyalarım hep Çıkar'la birlikte olacağız. İletişimden çıkan, iletişim yayın evinden çıkan bir öykü kitabı. Konuğum da sevgili Esra Kahya. Kendisi Kastamonu, Taşköprü'de doğdu. Gazi Üniversitesi mezunu, Türkçe öğretmeni, evli, Emir'in annesi. Kambur adlı dosyası 2021 Ahmet Hamdi Tanpınar Edebiyat Ödülü'nü aldı. Çeşitli yarışmalarda dereceleri var. Aynı zamanda basılı ve dijital edebiyat mecralarında öyküleri de mevcut kendisinin. Dediğine göre sevginin ve kelimelerin gücüne inanıyor. Biz zaten bu kitabı okurken hep bunları hissettik. Merhabalar Esra Kahya, merhabalar Esra Hocam. Merhaba Müge Hocam, nasılsınız? İyiyiz. Zeytin Dalı'na hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Bu ne güzel kitap diye başlayayım hadi. Çok teşekkür ederim, çok sağ olun. Burada sizinle olmak çok güzel. Bir mukabele çok keyif alarak okuduğum öyküler var kitapta. Bir ilk kitap olarak gerçekten umut vaat ediyor. İleriki kitaplara bir biçimde mesaj veriyor diyebilirim. Tabii hemen sorulara geçmek istiyorum. Çünkü sorunun soruyu doğurduğu öyküler bunlar. Ve tabii demin hani okuduğum bölüm var ya, o Evet. öykü, oradaki kuma ilişkisini, oradaki kadersiz kadınların birbirleriyle kurdukları, kuramadıkları ilişkileri soracağım. Neden Esra Hocam bu tür konularla ilgileniyor? Neden Müge Hanım? Ben de bunu çok soruyorum kendime. Yani ben daha önce de söyledim. Oturup da bir kurgu dahilinde yazan, kurguyu kafasında aylarca gezdiren biri değilim. Ben hep ilk cümlenin tetikleyicisi, ardından kendi kendine hani kurgunun oluştuğu bir teknikle yazıyorum. Bazen bunun rahatsızlığını da duyuyorum. Hatta kurguyla yazanları kıskandığım da oluyor. Ama daha sonra bunun bana iyi geldiğine inandım. Böyle daha rahat, daha özgür yazdığımı hissediyorum artık hani zaman geçtikçe. Umayana'da da aynı şey oldu. Önce ilk cümle çıktı. İlk cümlenin ardından kelimeler gitmek istediği yere gitti. Orada Umayana niye yetişti? Yani bunu daha önceden de düşündüm. Ben kumalı bir evde büyüdüm. Benim dedem biraz çapkınmış. İki tane anneannem vardı benim. İkisi sürekli didişirlerdi. Ve öz anneannem sürekli diğerini kıskanırdı. Hani bu yaşlılar bir de, ikisi bir kuma, çocuğum daha, çok küçüğüm. Böyle bir ortamda büyüdüm. O kumalık bizim evde hep vardı. Hani daha ne olduğunu bilmeden bir kuma kavramının içine, o rekabete, o didişmeye doğduğum için, öyle şekillendiğim için belki de birinin yetişmesini, onlardan birine bir şeyler söylemesini ya da birini rahatlatmasını bekledim galiba. O zaman yetişmemişti Umayana. Bilmiyordum Umayana'yı. Ama daha sonra öyküme dahil ettim. En azından onlara belki bir vefa borcuydu. Belki bunu çok ağır yaşadım çocukken içimde. O nedenle çağırdım Umayana'yı. Kumalığı da gerçekten yaşadım. Hani bir de yanına iki yaşlı kumanın didişmesini de eklerseniz aynı evin içinde kötü günlerdi. Ya ben bundan birazcık eğleniyordum onların kavgalarından falan ama İkisi için zor bir durumdu. Sanırım onun bende kalan izleri çıkmak istediği için böyle oldu. Bu gerçek üstüne saklanan kahramanlar da var ya öykülerde. Acaba bu o zamanlardan kalma bir alışkanlık mı? Onu da soracağım. Yani o kumalı evde büyürken gerçeğin bir şekilde canınızı çok acıtmasından ötürü mü gerçek üstüne kaçış o dönemde başladı? Yoksa öyküler için bir yol mudur?
asla yol değil. Yani bunu yaptığımın farkında da değilim. Olay bittikten sonra, hani bu kurgusuz oturmanın en güzel yanı, başlıyorsunuz, finale geldiğinizde nasıl buraya geldim, nereden geldim? Bazen kendim bile şaşırıyorum. Hoşuma da gidiyor geldiğim yer. Aynı şeyi düşünüyorum ben de. Çok hayalci bir çocuktum, çok yaramaz bir çocuktum. Kendimi o anlamda çok beslemişim. Yani minik ev adını verdiğim bir evim vardı benim küçükken. Vitrin arkası. Ve bu hani sadece benim bildiğim, benim kaçtığım bir yer değil. Evde Esra yoksa nerededir? Minik evdedir. Bu herkesin bildiği, kabullendiği bir dünyaydı benim için. Bir üçgen alan vitrin arkasında. Orada oyuncak bebeklerimle konuşurdum, misafir ağırlardım, dertlerimi anlatırdım. Sanırım tohumları orada atılmış ve şimdi cümleden yola çıkarak da benden dökülenler herhalde orada birikenler diye düşünüyorum. Bilinçli olarak kesinlikle bu büyülü bir atmosfer yaratayım, onu da dahil edeyim, bunu da dahil edeyim gibi bir şey olmuyor. Planlı işlemeyi düşündüm. Hani planlı gideyim dedim. O zaman olmadı. Büyü bozuldu. Anlıyorum. Peki o zaman efsunlar ve büyüye geçmek istiyorum. Burada bu kitaptaki öykülerin çoğunda böyle bir büyülü ortam var. Yani hem büyü, beddua, dua, efsun, her biri var. Hem de evet, bir yerde de küçük bir gerçek de var yani. Orada duruyor. Şimdi onu sormak istiyorum. Bir de tabii onu sorarken şu Mercan'ın saçları. İlk öyküye gelip orada birazcık oyalanmak dileğindeyim. Çünkü halalar var orada. Halalar faslı beni çok ilgilendiriyor. Çünkü ben de çok halalı bir ortamda büyüdüm. Yalnız benim halalarım böyle değildi. Gerçekten birer melekti hepsi. Şimdi bu halalar nereden çıktı onu sorayım. Bu halalar şöyle, yine bilinçaltımın bir oyunu sanırım. Babam 5 kız sonrası doğmuş bir erkek çocuk. Benim 5 tane halam var. Bu da annemin 5 tane görümcesi olduğu anlamına geliyor. Yine ben çocukken sürekli böyle o halalar, görümceler bizim evin içindeydi. Sürekli bahisleri geçerdi. Bu da galiba benim oradan aldığım bir şey. Hani onu kodlamışım, bu şekilde çıktı. Yine bilerek yaptığım bir şey değil. Siz sorunca fark ettim ne kadar çok halam olduğunu ve ne kadar çok konuştuğumuzu fark ettim. Sanırım halalar oradan. Peki buradaki halalar biraz cadı. Benimkiler çok tatlı. Öyle kalmışlar demek ki bende. Peki tamam, o konuyu kapatıyoruz. Gelelim bu ufak bir poster meselesine. Oradaki anneanneyle torunun ilişkisi de biraz çetrefil. Onu da açmanızı rica edeceğim. Yani şöyle çok fazla tüyo vermeden ama. Merak etsin, okusun sevgili izleyenlerimiz. O anneannelerimden biri. Gerçekten de öyleydi. Hani sürekli dizlerinden yakılan, oflayan, puflayan, evin içinde belki hani komasıyla birlikte yaşamanın da verdiği benle ilgilenin diye bir sinyaller de olabilir. Sürekli dizleri ağrıyan bir anneannem vardı, öz anneanne. Yanlış anlardı sürekli her şeyi kulaklarından dolayı. Ve namaz kılardı. Namaz kıldığı ortamdaki bütün bibloları, resimleri, her şeyleri toplardı. Eski zaman çocukların özel bir odası yok. Ben anneannemle aynı odayı paylaşıyordum, kardeşimle dahil. Galatasaray taraftarıyım. O zamanlardan da böyle çok ateşliydi. Fotoğraflarını keserdim, yapıştırırdım, asardım, ben yapardım, o toplardı. Anneannenin o öyküdeki rolü o. Gerçekten yani gerçek bir kesitten alınmış anneannem o. O çok hissediliyor. O çok hissediliyor. Anı gördüm. Onu verebildiysem ne mutlu. Anneannem gerçekten öyle bir anneanneydi. O şekilde yer buldu öyküde. Peki şimdi anneanne şimdilik orada bırakalım. Gelelim kitaba da adını veren rüyalara. Şimdi o rüyalar yine öyküde çok hakim. Mesela gerçeğe rüya karıştı diye bir öykünüz var size. Orada işte gerçek ve rüyanın dengesi, ilişkisi, özellikle bu öyküde nasıl yer alıyor, diğer öykülere nasıl sıçradı, nasıl bir yol izledi onu soracağım. Yani bu rüyalar da mı kendinden çıktı acaba? Yani evet diyeceğim galiba. Çünkü rüyalarla başı dertte olan bir insanım. Geniş bir rüya evrenim var benim. Rüyalar görüyorum, kendimce onları yorumluyorum. O birkaç öyküde de var hatta. Kötü rüyaları suya anlatıyorum, kimseyle paylaşmıyorum. Kendi kendime yorumluyorum, hep iyi düşünmeye çalışıyorum. Yakın arkadaşlarım, yakın çevremde bilir benim rüyalarla başımın dertte olduğunu. Hani yazmak da bana bir rüya gibi geldi.
Yazarken bambaşka bir alemdeydim. Güya alemine benzeyen bir alemdeydim. Bazen canımı yakan şeyler yazdım, bazen beni mutlu eden şeyler yazdım. Rüya da öyle. Bazen beni üzüyor, bazen çok mutlu eden şeyler yaşıyorum rüyamda. Hani yazmak bir rüya. O anlamda benim gerçeğimin çok dışındalar. Bana bambaşka bir evren sunuyorlar. Yaşadığım bu tek düze hayattan, bütün bu sorumluluklardan, omzumdaki bütün yüklerden çok ayrı ikisi de. Rüyalarımı seviyorum her şeye rağmen. Onlara kafa yormayı da seviyorum. Hatta bazen hangisi rüya, hangisi gerçek? Şu an rüyada mıyım? O mu gerçeğim? Bunları da sorguladığım oluyor. O anlamda rüyalar da ister istemez sızmışlar öykülerime. Gerçeğe rüya karıştı da oradaki durumu annemle, anneannemle yaşadım. Ama diyorum ya, yine bilinçli bir şekilde annemi ya da anneannemi yazayım diye yazılmış bir öykü de değil. Ama orada anneannemi o halde, o çaresizlikte gördüğümde hep bunların bir rüya olmasını düşlerdim. Ya onun ya benim rüyam olsun. Hani bir şekilde bu sonlansın diye. Çünkü o çok büyük bir çaresizlik. Bakan içinde, yatan kişi içinde büyük bir çaresizlik olduğu için o andan bir an önce kurtulmayı düşündüm. Onun acısını hissediyorum hala. O çok işlemiş demek ki. Buradan çıktı. Ama dedim ya, hani oturup da şunu da yazayım anneanneme, şunu da yazayım anneme şeklinde çıkmadı. Benden çıkmak istedikleri için çıktılar. Bu da iyi bir yorum tabii. Şimdi Evet. bu noktada bir de baba figürlerine değinmek istiyorum. Yani çok kadınların olduğu bir kitap bu. Ama öte yandan babalar kayıpların içerisinden kendilerini hissettirir konumdalar. Bunu niye tercih ettiniz? Babalar neden gölge olarak var? Bunu merak ettim okurken. Bazı babalar varken yok, bazıları yokken var. Yani Evet. yaşanmışlıkla da ilgili bir şey olabilir. Belki de çok böyle can cana, kankana bir baba kız ilişkisi yaşayamadığım için, yani babamla aramızdaki mesafeden dolayı olabilir. Evet. O nedenle. Bir de ölüyorlar. İlginç bir şekilde değil mi? Bu da bilinçaltının bir oyunu mu acaba? Galiba öyle. Yani Yakaladım. bilinçaltından yazmayı da istiyorum ama bu sefer de çok müdahil olmayı da sevmiyorum. Yani oraya gitmek istiyorsa oraya gidiyor elim. Hani sonradan dönüp de ay ben bunu yaşatayım, bunu mutlu bir sona bağlayayım da istemiyorum. İlk kitaptı, bunlar çıktı. Belki daha sonradan kalemim daha neşeli, daha güzel bir hal, daha güzel derken hani okuru memnun edecek, mutlu edecek, mutlu sonlarla bitecek finaller de yazabilir ama şu an biriken bunlardı. Onlara Anladım. saygımdan, hani çıkmak istediklerini bildiğimden, öyle çıkmak istediklerini bildiğimden o sonuna çıktılar. Belki bunu attıktan sonra bir rahatlayacağım. Ondan sonrası daha farklı gelecek diye düşünüyorum. Ben de ona inanıyorum. Şey soracağım, bu kaç yıllık öykülerden oluşan bir kitap? Çünkü herhalde yani son dakikada yazılmış öyküler değil, değil mi? İlk kitap biraz öyle sızılıdır çünkü. Müge Hanım, yani benim bu yoldaki hani bu yolda varoluşum çok yeni zaten. 2020'de Milli Eğitim Bakanlığı tarafından düzenlenen bir öykü yarışmasında Kasım ayında Türkiye ikincisi olduktan sonra, hani yılın sonu, 2020'yi saymayın, ben 2021'de yazmaya başladım. Öykü daha önce hayatımda hiç yazmamıştım. İlk öyküm yayımlandı. Ardından bir motive oldum. Ben yapabiliyorum galiba bu işi dedim. Bana iyi geldi. Sonra ben yarışmanın ilanını duydum. Biliyorsunuz Kambur Ahmet Hamdi Tanpınar'da birincilik ödülünü alan bir dosya. İlanı gördükten sonra Ahmet Hamdi'ye olan sevgimden, hayranlığımdan hadi şuna bir katılayım dediğimde Şubat ayının sonuydu ve Nisan ayında yarışma takvimsel olarak sonlanıyordu. Ya yani o Evet. 2 aylık bir süreçte o dosya hazırlandı. Benim bitmiş üçüncü ya da dördüncü metnimdir Kambur. O birinci oldu. Ardından hani yol açıldı. Bilinir görünür oldum. O motivasyon sağladığı gibi bana farklı insanlarla tanışma, farklı çevrelere girme imkanı da tanıdı. Yani bu bakarsanız 2021-2022, yaklaşık 2 yılın ürünü. Orada çok eski olan öykülerde yoktur. Genellikle son dönem öyküleridir. Yarışmalarda dereceye giren birkaç tane var. Yani son Anladım. dönemde birikmiş. Yani 14-15 yaşında yazdığınız bir öykü yok burada. Ya da Hayır. tasarladınız. Tamam. Yok. Bunu öğrenmiş oldum. Peki. Teşekkür. Şimdi bir başka beni gerçekten etkilemiş olan öyküye geçmek istiyorum. Susmak Zamanı.
Orada Fırat ve Rambo'nun ilişkisini görüyoruz ve çok çarpıcı bir ilişki. Çok güzel betimlemeler var. Dilin metaforik kullanımı hakikaten çok özel. Bunun için de ayrıca kutluyorum. Ben yazarı olarak bu öyküde neyi bulmamızı istediğinizi merak ettim. Yani ben öyle yazdım, geçtim karşıya, tamam onu anladım. Ama başka bir şey var mı? Ben Fırat'ın acısının duyulmasını istedim. O yalnızlığı, o iyi yüreği, iyi niyeti, Rambo'yu alıp da o hale getirişi, ardından da kandırılışı, çok da spoiler vermeden ve yaşadığı son, o orada çöküp kalması, sonra herkesten aldığı intikamla susması, ben Fırat anlaşılsın istedim orada. O atmosferi yaşatmak istedim, herkesi köye götürmek istedim, Fırat'ın ahı duyulsun istedim. Bütün çocuklar adına yaptım belki de bunu. Hani sadece Rambo adına da değil, elinden bir şeylerini aldığımız bütün çocuklar adına, haklarını, eğitim haklarını, yaşama haklarını aldığımız bütün çocuklar adına sesi duyulsun, acısı anlaşılsın istedim. Bir büyüme öyküsü olarak da düşünülebilir mi? Çünkü bir şeyin farkına vardığı andan itibaren Fırat susmayı tercih ediyor. Evet. Yani hani büyümek aslında birazcık da bu mudur'u düşünmeli miyiz diye de soruyu biraz daha genişletmiş olayım. Kesinlikle odur. Hepimizin büyümenin farkına vardığımız andan sonraki tepkileri değişiyor bir şekilde. Fırat da böyle bir tepki verdi. Belki de benim yapmak istediğim. Bazı şeyleri çünkü hani değiştiremeyeceğini anladığı andan itibaren ya susayım burada. Yani o ya susayım diye bir karar değil aslında. Kendiliğinden gelen bir şey. Bu aslında hani gerçekten genel geçer olarak düşünüldüğünde çok sıkı bir duruş. Değişmiyor bu şeyler. İnsanların faşizmi değişmiyor. O noktada bir şey anlatamayınca kimseye susmak bazen en güzel karar, en güzel çözüm oluyor. Bu da Fırat'ın onlara karşı bir duruşuydu. Öte yandan kardeşlikle ilgili bir yol da var öykülerin arasında. Mesela Pembe ve Yeliz'in hikayesi de vurucu bir hikaye. Başka neydi? Ölene kadar aramızda, şeytan aldı götürdü. Bunlar değil mi? O kardeşliğe selam duran öyküler. Kardeşlik konusunda ne düşünüyor Esra Hocam? Kardeşlik, üç kardeşiz biz. Kastamonu'nun Taşköprü ilçesinde mahalle kültürüyle büyüdük. Hani kavgalarımız, gürültülerimiz, barışlarımız, mutluluğumuz, her şeyimiz çok güzel yaşandı. Hepsini de yaşadık. Kavgalarda ettik, barıştık da, acılarımız da ortaktı, mutluluklarımız da. Zamanla kardeşliğin, bu güzel günlerin, bu anıların teknolojiye, uzaklığa, dünya derdine yenilmesini, bu mesafeler girmesini, belki de kendime yediremediğimden ya da eski günleri çok özlediğimden, yani kardeşliği hep sorguluyorum ben. Daha güzel olabilirdik, eskisi gibi olabiliriz şeklinde. Kardeşçe oluşan bir dil bile var. Hani ben bir rate desem ablam oturur güler saatlerce. İkimizin bildiği aramızdaki saçma sapan bir şey halbuki. Ama bunu sadece kardeşler yaşar. Kardeşçe bir dili var herkesin, bütün çocukların. Onlara belki de bir ahde vefa, bir selam olarak öykülerime girmiş kardeşlik. Bir de tabii bu güzel perspektife giren başka bir vaka var. Tecavüz vakası. Çok sert bir şekilde kesiliyor o öykü. Şeytan aldı götürdü galiba. Not almışım ama yanlışsam düzeltin lütfen. Oradaki o keskinliği çok sert bir viraj olarak düşündüm ve böyle kaldım öyküde. Bu aslında yöntemi soracağım. Yani şimdi güzel güzel akan bir şey var hikayede ve ondan sonra biz birden ters bir viraja giriyoruz. Ve orada hani ya düşeceğiz, ölüp gideceğiz öykünün peş sıra ya da hani evet tamam hayat bu deyip devam edeceğiz. Bunu teknik olarak nasıl yapıyorsunuz? Onu merak ettim. Bir meslektaşınız olarak. Müge Hanım, öncelikle anlaşılmak çok güzel bir şey. Ben anlaşılmak için yazıyorum. Sevdiğim için ve anlaşılmak için. Hani bir kişi bile beni anlasa diyorum, onun ruhuna dokunsam diyorum. Şu kelime kardeşliği, ruh akrabalığı, artık adına ne diyorsanız, birine geçebilsem diyorum. Çok güzel bir şey benim için, yazmamın amacı. Bu öyküdeki o keskin viraja geldiğiniz için ve bana bu soruyu sorduğunuz için, beni anladığınız için çok teşekkür ederim önce. Yine aynı şeyi diyeceğim ama
Yazarken inanın bu rüya hali, trans hali ya da adını siz koyun bilmiyorum. Sadece onlar öyle olmak istedikleri için öyle oluyorlar. Yani atmosfere belki de oraya, o öyküye çok girdiğim için, o an yaşadığım için. Pembeyi yazarken mesela çok terledim. Ayağımdaki patikleri çıkarmak istedim. Yani haykırmak istedim. Sadece sayıları söylemek değil, onun adını söylemek istedim. O rehberi almak, göstermek istedim. Yazarken yaşadığımdan belki de bilinçli olarak oraya dönmedim ben. Pembe döndü, peşinden gittim. Yoksa hani şu metaforu da şuraya koyayım, bu sayı da buradan çıksın gibi bir şeyle yazmadığım için izahım da güç ama pembenin hırkalarını giydim galiba üst üste. O nedenle Anladım. de o virajdan döndük beraber. Anladım. Yani kahramanlarımla özdeşleşiyorum aslında. Evet, Cevap bu galiba, değil mi? evet. 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 Onlarla yaşıyorum, onlarla soluk alıp veriyorum. Tamam, cevabı aldım. Teşekkür ederim. Şimdi bir de tabii yangın meselesi var. Bu yangın da öykülerde çıkan bir unsur. Mesela külleri kaldı, değil mi? Öte tarafta evet. Ben bir yalan uydurdum da var. Genelde hani dedim ya, babalar yakılıyor vesaire ya da yanıyorlar yani. Bayağı yangın çıkıyor ve yanıyorlar ve külleri kalıyor geride. Onu soracağım. Demin de sormuştum ama bu sefer daha net soracağım. Neden gidiyor bunlar? Ve yangınlar oluyor. Yangın hepimizin içinde mi yoksa? Yani öyle bir metafor mu var orada? Evet. Yangın orada ateşte değil aslında. Dediğiniz gibi o gerçekten çok kuvvetli bir metafor. Yani yazılan her şeyi alıp götürecek kadar büyük bir yangın aslında. Yani kendi yazdıklarım adına diyorum. Bütün bunlar aslında hani bir aleve, bir yangına, bir ateşe bakar da diyebiliriz. Hani okur ne düşünmek isterse o, ama benim için orada çok gitti bir metafor. Bildiğimiz alevler, yangınlar, onların çok dışında bir yangın bu. Evet, evet. Kül de öyle zaten. Yani kül o de yangından sonraki değil aslında. Evet. Bir de tabii hemen onu soracağım. Ethem Baran'a ithaf edilmiş bir kitap bu. Beni mucizeye inandıran hocam diye bir cümleyle. Zaman şimdiymiş cümlesiyle de başlıyor bu ithaf. Tabii ben bu soyut yangını oraya taşımak istiyorum. Zamanın yangınla kurduğu ilişki nedir? Zaman aslında gerçek bir yangın mıdır? Paçayı kurtaramayacağımız diye de ekleyeyim hadi. Ne dersiniz? Zaman gerçek bir yangın mıdır? Her yangının bir zamanı var mıdır? Ya da bunlar hani çok böyle net olarak cevap verebileceğim şeyler değil. Sadece her şeyin bir vaktinin olduğunu düşünüyorum. Her nasip vaktine esirdirden hareketle. Her hikayenin zamanını beklediğini düşünüyorum. Bazen benim kötüye yorduğum, kötü düşündüğüm şeylerin aslında benim için ne kadar güzel sonuçlandığını da biliyorum. Sonuçlanacağını da inanmak istiyorum. Evet. Zamanın gücünü hayatımda yaşayarak, hayatın bana sunduğu sürprizlere, mutluluklara sevinerek hissediyorum, biliyorum. Bu kitap da hayali çok önceden kurulmuş bir kitaptı. Vakti geldi, şimdiymiş, çıktı. Ethem hocama da selam olsun buradan. Size de teşekkürler ithafa değindiğiniz için. Rica ederim. Gene de bir cümle onu paylaşayım o zaman. Ethem Baran'a ait ve her hikaye zamanını bekliyordu. Evet. Bu da zaten şimdi söylediklerinize uyuyor. Hayrı ve şerriyle birlikte gelen hikayeler ve yaşamın içerisindeki evrilişimiz diyelim. Hadi. Bu noktada tabii ki hemen şeyi soracağım. Bu kapak. Kapak da çok güzel. Kime ait? Kapak Seda Mit. İletişim Yayınlarından Seda Mit'in çizimi, Umay Ana. Kapağı ben de ilk gördüğümde çok beğendim. Öykülerle örtüştüğünü de düşünüyorum. Seda'nın ellerine sağlık. Çok güzel bir iş çıkardı. Beğenmenize de çok sevindim. Gerçekten beğendim. Yani nereye yetişiyor diye de soruyorum bir kez daha. Hadi bakalım. Nereye yetişiyor? Nereye yetişiyorsun Umay Hanım? Peki, öğretmenlik var. Evet. Bir de yazarlık serüveni başlıyor besbelli. Çünkü kitabın arkasındaki cümlelere katılıyorum. Metaforlarla öyle bir dilin hünerli yazarı, edebiyatımızda yeni ama kalıcı olacak bir ses. O ses umarım hep bize yol gösterir diyorum. Bu noktada evet, öğretmenlik devam edecek mi? Yazarlığı besliyor mu?
öğretmenlik devam edecek tabii. Hani Türkiye şartlarını düşündüğümüzde zaten devam etmek zorunda yaşam kolları, şey koşulları açısından. Ama onun dışında çok severek yaptığım bir mesleğim var benim. Hani ben işe gidiyorum demiyorum, okula gidiyorum diyorum. Bu beni çok mutlu ediyor. Okula gidiyorum ben ve okulum Zonguldak'ta yaşıyorum. Dezavantajlı öğrencilerin olduğu bir kenar mahalle okulu. Ben her gün onlara baktığımda onların gözlerinde gördüğüm hikayeleri çok seviyorum. Hani burada onlardan beslenip oturup da öykü yazmak anlamında değil kesinlikle. Onlara dokunmak, onlara sevgiyle yaklaşmak, hani sıfatı, fiili, zarfı öğretmek dışında onlara hayatı öğretmek, paylaşmak beni çok mutlu ediyor. Kapının önünde dertlerimi bırakıp sınıfa girdiğimde onları görmek, onlarla tekrar tazelenmek inanın çok güzel. Bu beni yaşama dair motive ediyor. Yazmaya dair değil de yaşamak için, sevdiğim bir işi aşkla yaptığım için öğretmenlik her zaman devam edecek. Ne güzel. Evet. Bir ilk kitap, bir de küçücük macerasını sorayım. Nasıl iletişimle buluştunuz Esra Hocam? Nasıl buluştuk iletişimle? Tamamen tesadüfi oldu. Yani ben bir Zamanı dosya... geldi. Öyle diyorum, tamam. Zamanı şimdiymiş. Yani Evet. dosya hazırlama sürecine girdiğimde herkesin bir hayali var. Hani keşke şuradan kitabım çıksa, keşke buradan çıksa diye. Hepimizin vardır ufak hayalleri. İletişim benim hayalini bile kuramayacağım bir yerde. Bazen hayalini kurarken dürtüyordum kendine, gel hayır olur mu öyle şey diye. Dosya hazırlandı, bitti. İlk iletişime yolladım ben. Hani başka hiçbir yere göndermeyeceğim, olursa or olsun gibi. Ondan sonra yine dayanamadım tabii. İletişim peşinden birkaç ay sonra başka yerlere de gönderdim. Duygu Çayırcıoğlu, editörümü de çok seviyorum bu arada, bana olumlu döndüğünde, yani mutluluktan ağladım, zıpladım. O bekleme süreci çok güzeldi. Kendi dilinden olan bir yoldu. Bu şekilde denk geldik. İyi ki de denk geldik. İyi ki de denk gelmiş. Evet, iyi ki bizimle buluştu bu kitap, öyle diyelim. Ve sonuç olarak da bu anlattığınız serüven yazan insanlara da örnek teşkil edecek bir serüven. Değil mi? Korkmasınlar, endişelenmesinler ve yazmaya devam etsinler. Yazsınlar yani. Kesinlikle. Siz de bu yoldasınız. Siz de biliyorsunuz neler Evet. yaşadığımızı. Ne Evet. kadar emek, o kadar geri dönüş. Ya ilk kitabım iletişimden çıktı benim de. Bu noktada hakikaten yolunuz açık olsun diyorum. Aramıza hoş geldiniz diyorum. Teşekkür ederim. Ve benim rüyalarım hep çıkarı bizimle buluşturduğunuz için sağ olun, var olun diyorum. Ben de size bu güzel yayın için teşekkür ediyorum. Beni anladığınız için çok sağ olun Müge Hanım. Çok teşekkür ederim. Rica ederim. Rica ederim. Hepimiz gelip geçeceğiz. Öyle düşünmek lazım. Belki edebiyat kalır. Evet, Peki. söz kalır. Evet, söz kalsın. Yazı kalsın. İnşallah. Ellerinize sağlık. Zonguldak öğrencilerinize sevgiler. Teşekkür ederim. Çok sağ olun. Benden de size sevgiler. Evet, bugün benim rüyalarım hep çıkarı konuştuk. Yazarı Esra Kahya. Bizi derin bir bilinmezin içerisinde, aslında bildik hikayelerle birlikte büyük bir dünyanın kenarına getiriyor ve orada bize ilginç sorular soruyor, ilginç ünlemleri içimizde bırakıyor. Okuyun derim, sonbaharın güzel günlerine eşlik edecek iyi bir kitap. Zeytin Dalı'dan hepinize sevgiler, selamlar efendim. Hoşça kalın.